Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilaç atıyoruz 54-50 ile. Bölgemiz yoğun yağış aldı Amasya Sulova. Yağışların ardından pancar tohumuna ilaç atacağız. Tabii 240'lık da mısır ilaç atıyoruz. 54-50 ile 50T. O yüzden makinaları değiştireceğiz, traktörleri değiştireceğiz. Dur, indirme. İndir. Arkadaşlar, genelde ilacı pek eğlenceli bulmadığım için ilaç videosu çekmezdim. Ama 54-50 ile ilaç atmak tabi ayrı bir rahatlık. 240'lıkla atmak gibi olmuyor. Ben size pancar tohumumuzu göstereyim. Çok güzel duruyor. Gayet güzel bir tohum yapısı var. Babaların işi bitti artık. Tozlaşma yok. Çok nadir tozlaşma var. Yakında zaten babalar sökülecek. Artık biçim zamanına geldi yavaş yavaş. 20-25 günlük bir sürecimiz var. Onları da zaten size çekeceğim. Kesimini, harmanını. İnşallah güzel bir hasat olur. Şu anda düet ilacı atıyoruz. Küllemeye karşı ve böcek ilacı var. Böcek yok da zaten önlemini almak için yapıyoruz. Düet ilacı da külleme yapmasın diye. Külleme de yok Allah'tan. Külleme tohumu mahvediyor. Şu anda teker kaydı, bir saniye. Çapraz gidiyoruz. Düzeldi. Külleme tohumu mahvediyor. O yüzden her türlü önlemini alıyoruz. Şirketimiz sağ olsun Kaves Türk bize o konuda bilgilendiriyor ve yardım ediyor. Şöyle ilacımızı gösterelim. Çok iyi elitlerimiz var. Allah'tan afat falan olmadı. Yoğun bir yağmur sürecini geçirdik ve hala yağmur var gözüküyor. 2 gün içerisinde yok sadece. Elitler de artık suya doydu. İnşallah artık yeter yani, yağmaz. Hayırlısı. Arkadaşlar, insanlar vadanacı seviyor. Hani o traktör vadanacı deyince bir hoşuna gidiyor. Ben de dedim bir vadanacı attırayım. Tek şekeri aldım. Hani orada da vadanacı atmamış. Hoş olmamış o. Ben gideyim arka falan gireyim, vadanacı mı attırayım? Ne yapayım yani? Şimdi bu tarlamız bitti. 20 dekarlık bir tarlaydı. Bir depoda yapıştırdım onu. Çok iyi ayarlıyorum bu tarlayı. 20 litre falan artmış içinde. Normalde ben 5 litre arttırırdım da. Bir nazar değmiş. Şimdi eve gidelim. Diğer depomuzu dolduralım. 6 depo atacağız bugün toplam. Biraz yoracak ama herhalde sondan ikinci ilacı bu. Bir tane daha ilacı olur elitin. Başka da bir ilacı olmaz. Allah'a şükür. En çok yoran elit zaten bizi. İnşallah güzel bir geri elde ederiz. Tarlaya gittim. Tam kenarları vuracağım tek kanat halinde. Kenarlar da bayağı zıplıyor. Gittim, tam 5 metre kaldı. Tak kanat indi aşağı. En uçtaki kanat yarısından kırılmış. At kırılmış değil, kopmuş. Şimdi onu kaynatacağız. Bakalım kaynatabileceğiz mi? Çekemedim. Telefon motordaydı. Şimdi gösteririm. Kanadı indirmesek iyi yine. İyi düşmemiş. Şu görmüş olduğunuz yerden kırıldı arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada kaynağım var. Tabii bu tarz işleri de yapabiliyorum. Kaynak işi benim işim. Buraya bir tane profil koydum. Kenarına bir profil koydum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üzerine kaynattım. Gayet de güzel oldu. Kırılacağını düşünmüyorum. Şimdi kanadı açayım, devam edeyim. Tarlaya girdim. Kıyı sıra ata ata gidiyordum. 5 metrem kaldı. Ama o arada kırıldı. Neyse, olsun. Şimdi arkadaşlar, en beğenmediğimiz tarla burası. Elit olarak. Ya çok kötü değil ama çok da iyi değil. Diğerleri mükemmel elitler var. Bu tarlanın kötü giden yanı, biz burayı suladık. Üzerine yağmur yağdı. Sararma yaptı. Ama şu taraf da bizim. Şuna biraz daha koyu görüyorsunuz. Ama orası sararma yapmadı. Neden? Gübresi az gelmedi. Bu taban gübresini azalttık biz bunu. Daha doğrusu atamadık taban gübresini. Makine atmadı. O yüzden yüzünü attık. Biraz dengesiz oldu. O taraf, o koyu dediğim yer, biz tuttuğumuzda tavuk gübreliydi. Tavuk gübreli olduğu için gübresini gayet güzel aldı ve gübrenin önemini burada görebiliyorsunuz.
Yani elit dikecekler için ya da mahsul dikerken tavuk gübresinin bayağı önemi var. Gübrenin apayrı bir önemi var. Tavuk gübresinin apayrı bir önemi var. Apayrı ikisi de. Yani gübre önemli. Bir mahsulü öne çıkaran şey gübre. Mısır'da bile ben onu test ettim mesela. Bir yere iki kere gitmiştim. Pardon, 2-3 kere gittim bir yere. Diğer taraflara tek tek gitmiştim. Hani doldurmak için geldiğim yerlere bir daha atmıştım. Oranın diğerlerine göre bir karış daha fazla şey oldu. Boyu oldu. Ve somak yapısı da gayet büyüktü diğerlerine göre. Gübreyi bol atacaksınız. Uzun lafın kısası. Ya da kerme kullanacaksınız. Camdan pisliğinden gözükmüyor da yap demiş. Hani bu eliti de babam beğenmiyor da benim hoşuma gidiyor. Bu tarlanın içinde parça parça olan tarlalar bunlar. Bizim ekim yaptığımız 5 parça var halayı 35 dönümün içinde. Yan yana olduğu için kolay bir ekim ya da kolay bir biçim yapıyorsunuz. O ayrı bir şey ama tarladan tarlaya göre değişiyor. Mesela bu tarlanın tane yapısı çok güzel. Yanımızdaki tarla zaten çok gübreli ve güzel bir tarla. Diğer yerlerden hiç aşağı kalır bir yanı yok. Bir tarla 15 dekarı bu tarlanın biraz gübresiz kalmış. Geri kalanı benim hoşuma gidiyor. Ama batırdık şeyi, motoru. Biraz dışarıdan çekim yapayım dedim. Motoru. Çal, çamur. Allah'tan içi tertemiz. Şu rezilliğe bakın ya. Neyse, gayet güzel bir ilaçlama yapıyoruz. Hiç sıkıntısız. Sadece Taral'ın kolu kırıldı. O da nazar artık. Hani benim yaşımda kaç kişi ilaç atıyor tek başına gidip. O da var. Şuraya önüme şey çıktı. Buradan geçerken altına değiyor. Altını boştan yere çizmek istemiyorum. Bunu şu kenara atacağım. Sonra devam edeceğiz. Eliti göstereyim ben size. Elit çok iyi ya. Hoşuma gitti. Bura beğenmediğimiz bir tarlaydı. Şu anda bayağı güzel olmuş. Bayağı güzel yani. Size yeniden döneceğim. Arkadaşlar, çamurumuzu görüyorsunuz camdan da. Çok yağış aldı bu aralar ve bu ilaçlar atmamız lazım. Gerçi bize bir engel değil zaten de. Tarlamız biraz kurudu, ondan sonra atmaya başladık zaten. Mahsulü görüyorsunuz, gayet güzel, en güzel yerlerden biri bu. Ama en sevmediğim tarla da bu. Çünkü çoğu yerinde kanat açıp kapatma yapıyoruz. O yüzden pek favori olduğum bir tarla değil. Ve şu anda ilaç bitmek üzere büyük ihtimal. Son bir depom var. Belki yetmeyebilir. Yarım depoyla gelebilirim. Sonra bitecek. Bugün 7 depo atmış olacağız. Çok yorucu bir gündü. Difransiyel alıyorum burada. Evlek var. Evleğe kayınca babaları sökebiliyoruz. O yüzden difransiyel aldım. Öyle gidiyoruz. Difransiyel aldığınızda kayma yapmıyor. Ve yine kaydık. Kaymadık. İnşallah bir depoda yetiririm ya. Mahsul gayet güzel. Diğer tarlalardan farkını görürsünüz zaten. Açılıp saçılması çok iyi. Su bitti. Evet. Ayağa kadar gider biter.
Ben diğer depoya gideyim arkadaşlar. Sonra bitiyor. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Her gün video attığım için her anımı çekiyorum. Hani ilaç da atsam çekiyorum. Çapa da yapsam çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.